Ben sizin oyunlarınıza her seferinde düşüyorum ya. Ama çok sağ ol kız. Gerçekten sayende Sema teyze gidin dedi, nerede oturursanız oturun dedi. Yeter ki beni o Melike'den kurtar. Ay anlamadım tabii o şeyle. Doğan çünkü gerçekçi olsun diye o oyunları bana önden söylemiyor. Gerçek gibi. Ama insan da sonra sazan gibi düşüyor canım tuzağa. Vallahi sağ ol. Yani Ceylancığım ne demek? Biliyorsun sen Doğan'ı bazen düşünebiliyor böyle şeyler. Evet evet tamam. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Ay vallahi yaradı. Çok yaradı sağ ol. Ya acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Hı. Benimle gelinlik provasına gelir misin acaba? Çok zevkli kızsın sen ya. Fikrini almayı çok isterim vallahi. Kızım, senin annen, görümcen, kaynanan falan yok mu? Melike ne alaka? Onlarla gitsene alışverişe. Var da. Ay. Aşk olsun babacığım. Ben en yakın kız arkadaşlarımdan, çocukluk arkadaşlarımdan birinin en mutlu gününde ona destek olmaz mıyım? Aşk olsun. Şimdi yaşlılar kasar seni Ceylancığım. Biz iki genç kız hallederiz bunu. Benim deneyimim de var biliyorsun gelinlik konusunda. Hiç dert değil. Yani. Tamam. Çok tamam. İyi. Öyle yapalım. Ceylan'a söyledim Melike ile öpüştüm size. Ne? Öpüştüm size, öpüştüm size. Ah, iyi. Maskeli polo bitti demek ya. Yo, inanmadı ki kimse. Hatta annem Ceylan'la aram bozulmasın diye ayrı eve çıkmamıza izin verdi. Oğlum, annenin derdi seninle. Baban gittikten sonra sana yaslandı. Yani sen evlenip gittikten sonra asıl o zaman dul kalacak annen. Sezen Hanım. Bırak, bırak. Sus. Şu an sinir krizi geçiriyorum. Beni bununla gizli kameraya almışlar, görüyor musunuz? Bununla. Bu hukuk bürosunda sizin eleman bozuntularınız beni çekmişler gizliden. Mahkemeye vereceğim. Sürüm süründüreceğim ben bunları. Namık Bey açıklayabilirim. Dur bakayım görüntüler bunda mı? Bunun bu mu çıkıyor? Dur bakayım bunun iki demesi var zaten. Hadi gel selfie atalım gel. Abi selfie. Dosyanın istinaf başvurularını benim başıma kalkmışlar. Ha tamam, yetenekliyim çok. Oğlum Bilal çık sen. Doğan abi anlatabilir bunu. Olur mu ya, bu zevki bana bırak Bilal, ben anlatırım sen çık. Ne diyorsun abi? Niye böyle çekmişler onu? Abi Sezen'in senin düşündüğün gibi bir insan olmadığını gör diye çektiler herhalde bunu. Hayatım bak erkekleri böyle çok fazla kendi haline bırakmayacaksın. Onlar yönlendirilmeyi severler. Böyle tek başlarına düşünmeyi sevmezler. Diyeceksin ki her gün şuraya ödeme var, şuraya ödeme var, şuraya ödeme. Hop bütün parayı elinden alacaksın. Ha krediye sok onu. Evet gördün. Evlenmeyi düşünmüyorsun değil mi hala Sezen'le? Onun istediklerini yerine getirmek ve mutlu mutlu yaşadığını görme isteği var bende. Yani istedikleri zor bir şey mi? Ha, mutlu bir yuvası olsun. Orada eşini beklesin. Para sıkıntısı çekmesin. Kötü şeyler mi bunlar ya? Sana inanamıyorum Namık abi ya. Ay senin gözlerini kör etmemiş, komple almış ya. Allah aşkına bu kaç? Tamam beni de zorladı bu. Abi ne olacak senin böyle ya? Allah aşkına ben de diyorum bunu niye, ne yapıyor masasında? Meğer senin gözün gitmiş ya. Sana hiç yapışıyor mu abi ya? Efendim? Doğan, telefeyi kaçırdı. Ney? Evde garip olaylar olmuş da acelem var biraz. Tabii biz nereden geliyoruz bil. Ya bilmesem daha iyi Ceylan acelem var dedim ya. Ama biz gelinlik provasından geliyoruz Melike'yle. Öyle mi sağ olsun Melike. Yok canım önemli değil de benim biraz acelem var Namık abiyle konuşmam lazım. Hadi görüşürüz.
Bütün belgeler burada. Ben muhasebeciye şirketi de kurdurdum. Adı falan da her şey hazır. Dijital markette artık arıza endam edebilirsin Melike. Hayırlı uğurlu, bol kazançlı olsun inşallah. Ay Namık abi, çok teşekkür ederim sana ya. Yani bakalım deneyeceğim bir şansımı. Ama bayağı araştırma yaptım. Yani hani kim var, kim yok, neler yapabilirim diye. Online danışman bile buldum kendime. Yani ben seni çok takdir ediyorum gerçekten. Kendi ayakları üzerinde durmak çok önemli bir şey zaten, değil mi? Yalnız Namık abi, aileme bir müddet söylemesek olur mu? Hatta sen hiç kimseye söyleme. Yani bir bakalım, şu işe bir başlayalım, nasıl gidecek bir görelim. Hani kimsenin ağzına çok fazla laf vermek istemiyorum. Malum, senin dışında herkes çok emin çünkü bir işi beceremeyeceğim. Canım senin zehir gibi bir kafan var, her şeyi başarırsın. Hem ayrıca ben sana yardım da edeceğim. Tamam mı? Ama bu işi evden yapacaksan baban anlayabilir. Ha, yok yok. Eve yakın bir yer tuttum. Oradan çalışacağım, evden çalışmayacağım. Aa, çok iyi. Merhaba. Buyurun Namık Bey, istifa dilekçem. Ben bu sefer istifa ediyorum. Bu konuyu daha sonra konuşsak Sezen Hanım. Tabii olur Namık Bey. Görüşürüz. İyi günler. Ay, bu kadın kim ya? Böyle atarlı giderli falan. Vallahi galiba hayatımın kadınını buldum. Şaka yapıyorsun. Yine mi? Yani çok sevindim senin için. Aşırı sevindim. O kadın mı kadın diyorsun ha? İnşallah. Ha? Bakalım. Ama var ya, aşırı güzel. Havalı, biraz böyle gergin falan. Yakışır sana.